bir önceki videomuzda öğrencilerimizden mesajlar geldi. Mesela Merve K. Türkçe yüzünden 90 neti geçemiyorum. 3 aydır her gün paragraf çözdüğüm halde hala beceremiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım demiş. Ayşegül Yıldız, hocam hep 89 net yapıyorum. Nasıl yükseltebilirim diye sordu. Netinizi 60 netten 70 nete çıkarmanız biraz daha kolaydır. Anladınız mı? Yani net skalasında 60'tan 70'e çıkarmak, o da aslında 10 net çıkarmak oluyor ama daha kolay oluyor. Çünkü orada orta düzey ve orta üstü düzey soruları çözerek netinizi yükseltebiliyorsunuz. Ama eğer senin netin zaten 90'sa, puanın zaten 90'sa, onu 95 nete ve üzeri nete çıkarman inan çok daha zor. Çünkü sen artık çoğu soruyu yapıyorsun. Kimsenin yapamadığı zor soruları, herkesin zorlandığı soruları artık yaparak 95 nete çıkarman gerekiyor netini. Öncelikle böyle düşünmen gerekiyor. Bir kere bu kolay değil. Sana tavsiyem şu. Son 2-3 denemeni bir çıkar. Hangi soruları yapamamışsın, hangi soruları boş bırakmışsın, onların konularını bir yaz bakalım. Eğer eşleşen konular varsa o konuyu bir tekrar et. Yani özellikle bunu istiyorum senden. Sonuçta bu netleri çıkartıyoruz ya, denemeleri çözüyoruz ama sonuçta yaptığın şey deneme sınavı, ÖSYM sınavı değil. Yani hiçbir deneme sınavı ÖSYM sınavını birebir karşılığını sana vermeyecektir. Bunu unutma. Şimdi bununla ilgili bak bir hikayem var. Yıllar önce bir öğrencim, yani yıllar önce dediğim 5-6 yıl önce, bir öğrencim matematikte hep full çıkartıyor. Son 5-6 denemesi ya full çıkartıyor ya bir boş ya bir yanlış. Çok güzel gidiyor. Yani full ya da bir boş şeklinde gidiyor. Tabii ki beklentimiz normal sınavda da eğer heyecanlanmazsa, bir dikkat hatası yapmazsa kesinlikle full çıkaracağı yönünde. Ama sınavda ne oluyor? 10 boşla çıkıyor sınavdan. Yanlışlarını şu an tam olarak hatırlamıyorum ama 10 tane soruyu boş bırakıyor. E hani son 5 deneme fulldü, fulle yakındı netler. O yüzden de deneme sınavlarını tamam kale alacağız ama asıl senin olayın ÖSYM sınavındaki performansın. Bunu unutma. Yani o anki işte psikolojini nasıl hazırlaman, sınav öncesi psikolojin, sınav anındaki performansın, asıl o sınavdaki performansın senin kaç puan alacağını etkileyecek. Bunu da hiçbir zaman unutma. Çünkü denemelere baktığın zaman bazı denemeler çok zor oluyor. Bazıları çok kolay oluyor. İnanılmaz hani 10 net, 20 net daha fazla yapıyorsun. Farklı yayınlardan çözüyoruz ama yani her dersten o ÖSYM tarzı soruyu yakalayan deneme ben şu ana kadar görmedim. Ben size açık açık söyleyeyim. Yani o konuyla ilgili birçok deneme yayınlarını mesela tarıyorum ama o konuyla ilgili ÖSYM sorusuna bakıyorum çok daha farklı. Yani onun soru dilini, ÖSYM'nin soru dilini yakalayabilmek inan çok zor. O yüzden de sana diyorum ya hep ÖSYM'de çıkmış soruları çözün. Bana mesela videonun altında öğrenci sormuş. Hocam neden son 3 yıl? Son 3 yılda çünkü bu soru tarzları çok inanılmaz değişti. KPSS, DGS ve ALES'te. Açsan baksan şöyle son 5 yılın sorularına baksan son 3 yılda nasıl soruların, şekilli sorular, yorum soruları, farklı tarzda sorular olduğunu zaten göreceksin. O yüzden de diyorum o sorulara bir bak da yeni tarz sorulara bir keşfet. Sınava girdiğinde şok olma. Ama sonuç olarak sınava kadar çalışmalarımıza tabii ki devam edeceğiz. Eksiklerimizi olabildiğince tamamlayacağız. Sınav gününden bir gün önce diyeceğiz ki evet ben bütün konuları çalıştım. Artık bir konu eksiğim yok. Ama sınav performansımı da olabildiğince yüksek tutacağım. Sana bir tavsiyem. Aklıma da gelmişken söyleyeyim. Aman süreye dikkat et. Sınavı yetiştireceksin. Bak ne olursa olsun sınavı yetiştireceksin. Çünkü öğrencilerin %90'ı sınavdan çıktıktan sonra hocam sorular çok zaman alıcıydı diyor. Geçen sene de böyle oldu. Ondan önceki yıl da böyle oldu. Sınav çok zaman alıcıydı. E o zaman sen ne yapacaksın? O sınavı verilen sürede bitirmek zorundasın. Tüm sorulara bakmak zorundasın. O zaman süreyi çok iyi kullanacaksın. En önemli şey bu. Evet arkadaşlar bu videoların devamı gelecek. Tabii ki kanala abone olmayı unutmayın ve video eklendiğinde haberin olması için bildirimleri de açık tutun. Eğer sorularınız varsa bu ve buna benzer videonun hemen altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.